Evet kızlar, yatak odamı görmek için kalktık ama şöyle bir durum var. Ben yatak odası mahremiyetine çok önem veriyorum ve bunun yayınlanmasını ya da kimse tarafından görülmesini istemiyorum. Orası benim mahremim olduğu için sizlerin görmesini istemiyorum. Giremezsiniz, size kapı duvar. Kapı duvar. Evet. Peki bir şey soracağım. Tabii ki. Lütfen rica ederim canım, sor. Bir şey soracağım yani. Neyi yorumlayacağız? Yorumlayacak birçok şey bulursun Yaren'cim sen. Farkındaysanız biz evet misafiriz ama burası da gelin evi programı. Yani yatak odası, salon ve mutfak bizim için. Mutfağımdan, çeyizimden, her yerden puan yapabilirsin. Sen benim perdelerim olmadığı için katılmamam gerektiğini söylemiştin. Evet, kesinlikle. Şurada bir yorum yapmıyorsun böyle, şaşırdım. Yapacağım yani yatak o zaman. Yatak odası bir de. O zaman katılmasaydın. Yani evet tabii ki de dediğin doğru olabilir. Herkesin mahremi kendine özel. Ama yani biz de sonuçta bu programa katılıyoruz ve her şeyi göze alarak bunu yapıyoruz. Tabii. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Yani sözünü kesmiş olmayayım. Bugüne kadar sağ olsun bize gerçekten 1000'in üzerinde gelinimiz evinin kapılarını açtı. Evet. Yatak odasını da açtılar. Ben buradan bir kere daha herkese çok teşekkürler ediyorum. İlk defa hani belki böyle bir şey çıktı. Biz de Hilal gelinimizi... bu konuda anlamaya çalışıyoruz elbette ki. Lakin hani bunu açtığınız için odalarınızı kendinizi herhalde ki rahatsız hissetmiyorsunuz. Evet. Çünkü birçok geline örnek oluyorsunuz. Bunu evet. da unutmayın. Sizleri takip eden bir sürü insan var. Bizleri takip eden bir sürü insanlar evet, var. Ve sayenizde ev dayıyorlar, döşüyorlar ve fikir evet. sahibi oluyorlar. Ona istinaden bu Hilal'in tercihi. Artık gelinler bu peki, durumda puan evet. kıracaklar gibi yani, gözüküyor Hilal. Bir şey sorabilir miyim Hilal? Kırabilirsiniz. Hı-hı. Şöyle bir durum var. Aslanım da söylemişti. Ben de mesela sosyal medyada sizler gibi ben de sosyal medya kullanıyorum. Hı-hı. Ben oradaki insanları ailem olarak görüyorum. Orayla dahi paylaşmıyorum. Sizinle de paylaşmak ama istemiyorum. Peki, o zaman buna saygı duymak zorundasınız. Saygı duyamıyorum. Eğer sen dün gelip benim yatak odamı A'dan Z'ye kadar eleştirdin. O zaman diyebilirdin ki evet Yaren'in yatak odası var. Evet ben puan kırmam ama ben yorumlamayacağım aslanım. Çünkü benim için yatak odaları bir özeldir. Ben bunu istemiyorum diye yorumlamayacaktım. Biz de merak altında olurduk ki sadece benim değil diğer gelinlerin de aynı şekilde. Ama siz benim yatak odamda onu bunun puanını kırıp onu bunun böyle böyle yorum yapıp bana duvar yapamazsın. Ben bunu kabul etmiyorum. Nasıl duvar yapamam? Pardon ben sana değil hepinize kapı duvar yaptım. Ben kendime konuşuyorum. Diğerlerine söz konusu şöyle bir durum da var. Açılan tabii. her yer ya da gözle gördüğümüz program dahilinde gözle gördüğümüz her yeri yorumlamak zorundayız. Burayı da yorumlamazsınız, puanınızı kırarsınız, olur biter. Madem böyle bir hassas noktası vardı, keşke programa hiç katılmasaydı. Benim bu durumuma saygı göstermenizi bekliyorum. Tabii ki. Kararına saygı duyuyorum. Sadece ben dünden sonra bunu nasıl yapabildim merak ediyorum. Hani bu kadar kısa sürede bu duvarı nasıl örebildin? Cidden merak ediyorum, merak konusu. Çok kolay, duvar kağıdıyla kapattım. Hoş evet. olmalı bence. Yani hani buranın nasıl bir program olduğunu biliyorsun. Evet. Nelerin eleştirildiğini biliyorsun. Evet. Hani madem böyle bir hassasiyetin var, katılmamak daha uygun olurdu. Ya da bunu başında söyleyebilirdim bence. En azından biz de bilirdik. Aynen. Evet. Biz gösteriyoruz ama Hilal göstermeyecek. Ama o zaman yorumlamayacaktır. Perdeler yüzünden demiştik ki yarışmaya katılmasaydın. Yani benim perdelerimden ama şöyle bir durum da var. Evet sizler de haklısınız hı-hı. şu an. Ama şöyle bir durum daha var. Çok kötü olduğu için ya da çok güzel olduğu için paylaşmıyorum. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Mahremiyetine özen gösteriyorum. Benim düşüncem bu. Benim düşünceme saygı duymanızı rica ediyorum. Hilal evet, saygı duyuyorum. Evet. Bu durumda benim de hassasiyetim vardı. Hatta öyle ki ben aileme ve sosyal medyada benim de bununla ilgili bir şeyler paylaşımlarım oluyor. Aileme dahil ben de biraz hassasiyet duyduğum için göstermiyorum. Buna rağmen sırf program için ben kapımı açtım sizlere. Yani çünkü bu bir yarışma değil. Ben keşke bu bilgiyi bilseydim belki bilgiyi bilseydim diye bir şey yok. Ben senin bizi nasıl karşıladığını bilmiyordum. Yaren'in bizi o şekilde şovuyla
karşılayacağını bilmiyordum. Karşılayacağını bilmiyordum. Şu an sinirden de konuşamıyorum. O zaman şöyle bir diyelim, şov olarak çok gördüm. Güzel bir şey söyledi arkadaşınız. Hı-hı. Dedi ki ben de atıyorum. 5 yani. Puandan mı puanlıyoruz 5 puan? Dedi ki bir puanımı kırarsınız 4 puan üzerinden o halde. Evet. Gerekiyorsa puanlamanızı yaparsınız bakın, diyor. Gerekiyorsa. Gerekmiyorsanız. Sizler için yatak odası çok önemliyse, wowsa puanda 3 üzerinden de puan verebilirsiniz bana. Ama bana saygı gösterin. Çok gösteriyoruz güzel. Zaten. Çok güzel. Bunun üstüne söyleyecek hiçbir şey yok bence. Arkadaşınız dedi ki 3 puan, hayır ben 3 puan demiyorum. O halde 5 puan değil de 4 puan üzerinden düşünün. 1 puanı ben böyle bir durumum var ve ben yatak odamı prensibim değil açmak istemiyorum diyorsa 2 şık var. Ya siz bakacaksınız, ekranlarda olmasını istemiyorsunuz. Hayır. Ama onlar bakınca ekranlardaki izleyicimiz de merakını celbedecek. Evet. Muhakkak ki çok merak ediyorlardır. Herkes olduğu gibi seni de sevenlerim var. Evet. Dolayısıyla bir puanı kırıp 4 üzerinden beni puanlayabilirsiniz dedi. Belki öyle şeyler göreceğiz ki mesela çeyizinde ve masasında yatak odası bizim için hiç önemli olmayacak. Evet, o kadar yukarı taşıyacak ki beynimizi. Yatak odasını anlatabilirim aslanım onlara. Anlatımda sıkıntı yok. Anlatım var. Fotoğraf görebiliyorlar mı? Yok. Fotoğraf da göremiyorsunuz. Ama izleyicilerimizin olan görmediği bir şeyi zaten yorumlayamıyoruz. Evet. O halde hayal ediyoruz. Ben şu an şöyle bir hayal ediyorum. Senin yatak odan bakayım. Böyle... Et bak bulutları görüyor musun? Evet bak gidiyor aslında. Bulutları görüyor musun? Ay. Gördün mü yıldız kaydı? Gördün mü yıldız da kaydı? Evet. Böyle kıyafetlerin dizili. Gözle evet. Nazardan mı? Kıyafetlerimden ziyade küplerim de var. Ha? Gözle evet. Nazar. Evet. Dış ses hemen şuraya bir nazar boncuğu. Dış ses yapmıyor. İyi alıştı. Montajımız yapıyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz ekibimize de. Evet. Ve biz buradan ne yapalım biliyor musun? Ben senin sunum masasını merak ediyorum. Hadi o zaman bir bakayım geçelim. Dur. Sunum masasına ben gidiyorum. Sizi çeyize gönderiyorum. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gelinler çeyizdeler. Yatak odasını göstermemesini çok hoş bulmadım. Fakat fikrine saygı duydum.